Kaya, Yeni Mahalle, Altınca, Mama, Keçiöre, Etümes ilçe yönetici ve üyeleri aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Şube yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Doktor Yakup da aramızda. Özgürlük için Hukukçular Derneği yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Demokratik Aile Dernekleri, yani DAS Ankara Şube Eş Başkanı Mustafa Karabuda ve Şube Yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Koçkili Kültür Derneği Eş Başkanları Sayın Hatice Erdoğan, Rıza Karaman Yöneticileri İstanbul'dan grubumuza katılmak üzere buradalar. Onlar da hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Ankara Cem Kültür Evleri Yaptırma Derneği Genel Başkanı Mehmet Uzuner grubumuza katıldı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi grup konuşmalarını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Sezai Temel'i yüzyıya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, çok saygıdeğer konuklarımız, değerli basın mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Ve yine sözlerime savaşa hayır diyerek başlamak istiyorum. Kuzeydoğu Suriye Savaşı'na bir an önce son verilmelidir. Türkiye artık savaş politikalarından yarından tezi yok, bütünüyle vazgeçmelidir. Rojava'dan atılan tek bir taş bile yokken şimdiden 300'ün üzerinde sivil yaşamını yitirdi. 300 bin insan yerinden, yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Hatırlayın sevgili arkadaşlarım, Afrin'de de 170 binden fazla insan göç etmek zorunda kalmıştı. Yani neredeyse Afrin'le birlikte 500 bin insan yerinden, yurdundan edilmiş durumda. Ve yine Afrin'i hatırlarsanız orada ÖSO çeteleri eliyle katliamlara tanıklık ettik. Alevi katliamına tanıklık ettik, Kürt katliamına tanıklık ettik. O ÖSO gitti, elbisesini değiştirdi, milli ordu oldu. Şimdi de aynı katliamlara Rojava'da tanıklık etmekteyiz. Kuzeydoğu Suriye Türkiye için bir güvenlik tehdidi oluşturmadı, hiçbir zaman oluşturmadı, asla oluşturmadı. Orada yaşayan Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler, Ermeniler, Süryaniler Türkiye ile barış içinde yaşamak istiyor. Çünkü orada bir barış vahası var, vardı. Suriye'nin bütün meseleleri Suriye halkları tarafından çözülmelidir. İlk günden beri buna dile getirdik, bu tezimizi savunduk. Hiçbir ülke Suriye'nin iç işlerine daha fazla karışmasın dedik. Toprak bütünlüğünü savunduk ama o toprak bütünlüğünün içinde nasıl bir çözüm üretilmeli konusunda da hep tezlerimiz oldu. Demokratik çözüm tezlerimiz oldu, siyasi çözüm tezlerimiz oldu. Oysa bugün toprak bütünlüğü diyerek adeta aklımızda alay edercesine bu iktidar Suriye'nin toprak bütünlüğüne müdahale etmektedir. Suriye halkları demokratik bir müzakere süreciyle geleceklerini inşa edebilmelidirler. Suriye halkları bunu hak ediyor. Bütün Orta Doğu halkları bunu hak ediyor. Savaşın faturasını Suriye'nin ve Türkiye'nin yoksulları ödüyor. Halklarımız ödüyor. Savaş, çatışma tek bir sorunu çözmüş olsaydı bugüne kadar, eğer savaş yoluyla bir çözüm yaratılabilmiş olsaydı eğer bugüne kadar, Orta Doğu kan gölüne dönmezdi. Orta Doğu'daki tüm sorunlar muhataplarıyla çözülür, diyalogla çözülür. Türkiye'de de, Suriye'de de, Irak'ta da diyalogla, müzakereyle çözüm aranmalıdır. Tecritle değil. O yüzden de buradan bugün bir kez daha tecritin sonlandırılması çağrısını yapıyoruz. Bir an önce Sayın Öcalan'la görüşülmelidir.
Çünkü Sayın Öcalan'ın bu konuda ortaya koymuş olduğu görüşler hem Türkiye açısından hem de Suriye açısından çözüm içermektedir. Bakın bugün Kürt meselesini konuşuyoruz. Kürt meselesi bugün artık sadece bölge meselesi bile değildir. Küresel bir meseledir. Küresel bir meselenin çözümüne nasıl yaklaştığınız büyük önem taşımaktadır. Bu konuda da bir kez daha Öcalan'ın görüşlerini, Öcalan'ın bu konuda ortaya koymuş olduğu tezlerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Evet, bugün ancak ve ancak bir demokratik müzakere yöntemiyle bu meselenin çözümü için adım atılabilir. Suriye'de siyasi çözümün önünü bir an önce açmalıyız. Suriye'de siyasi çözümün önü bir an önce açılmalıdır. Suriye'de siyasi çözüm ve Türkiye'de demokratik çözümün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Peki bu siyasi çözümün ve Türkiye'deki demokratik çözümün önündeki engel nedir diye sorarsanız, bu engel bizzat bugünkü iktidardır. En kötü ateşkes savaştan iyidir. Ateşkesin bitmesine saatler kaldı. Şu anda Cumhurbaşkanı Soçi'ye uçuyor. Adeta ateşkes bitmesin diye. Adeta savaş sürsün diye yeni yeni uydurma tezlerini uçağa binmeden bir kez daha dinledik. Bu sürecin sonunda biz diyoruz ki ateşkes sürsün, ama bu sürecin sonunda Türkiye mutlaka rasyonel diplomasiye geri dönsün. Evet, bu anlayıştan, iktidar bu anlayıştan sıyrılmadıkça bir rasyonel diplomasiyi var etmek mümkün olamamakta. Rasyonel diplomasinin yerine savaşı tercih edenler bugün bu savaşın bütün yükünü Kürt halkının üzerine yüklemektedirler. Hep birlikte savaşa hayır demeliyiz. Diyorlar ki buna savaş demeyin. Ne diyeceğiz? Ordunun yarısı Suriye sınırında. Ordunun üçte biri Suriye'ye girmiş. Siz buna savaş demeyin. Yok obüsler, yok uçaklar. Her türlü savaş tekniği uygulanıyor. Siz buna savaş demeyin. İşgal demeyin. Kendileri diyor. Fetih diyorlar. Fetihten bahsediyorlar. Hutbe okutuyorlar. Siz işgal deyince yok buna işgal demeyin. Ateşkes. Bütün dünyanın gözü önünde bir ateşkes imzalıyorlar. O metne iyi bakın. O metin aslında Türkiye'nin bugüne kadar izlemiş olduğu politikaların, o yanlış politikaların, hatalı politikaların, hatta suç işleyen politikaların teşhiridir. O ateşkesi dünyanın gözü önünde imzalıyorlar. Sonra siz çıkıp ateşkes diyorsunuz, diyorlar ki ateşkes değil. Ne diyeceğiz? Ara verdik diyorlar. Bu kadar laubali, ciddiyetsiz, zevzek bir dış politika olur mu? Ateşkes imzaladınız. Hem de o kadar mecbur kalıp imzaladınız ki önünüze çünkü yolsuzluk dosyaları kondu. Önünüze çünkü Halkbank dosyaları kondu. Önünüze çünkü aile serveti kondu. Nasıl bir aile servetiymiş ki bu? Bugün uluslararası diplomaside en önemli meselelerden biri oluyor. Evet, biz savaşa savaş demeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz ki savaşa karşı çıkalım. Devam edeceğiz ki hep birlikte bir barış siyasetini inşa edebilelim. Bir barış mücadelesini var edelim. Evet, sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım. Barışı savunmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama unutmayalım ki onurlu bir barış her insanın hakkıdır. Türkiye'nin yapması gereken tüm dünyanın saygı duyduğu, imrendiği Rojava'daki yeni yaşamı bitirmek değil, o yeni yaşamın kurucularına el uzatmak olmalıdır. Bir kez daha Sayın Öcalan'ı anmak istiyorum. Şöyle bir şey söylemişti. Türk-Kürt savaşı tuzağına düşmeyin. Uyarmıştı. Evet,
hem Türkiye'yi hem de bölgedeki bütün güçleri uyarmıştı. Biz de diyoruz ki yine bu oyunu bozacak olan Türk-Kürt savaşını kışkırtanlara inat, bu oyunu bozacak olan yine Kürtlerdir, Türklerdir. Bir arada yaşama iradesini, barış içinde bir arada yaşama iradesini var edeceğiz. Bütün bu savaş kışkırtıcılarına rağmen biz onurlu bir barışı mutlaka ama mutlaka bu topraklarda savaşa karşı çıkarak barış mücadelesini yükselterek mutlaka var edeceğiz. Bu savaşın aslında tek bir gerekçesi var. Vicdanen uluslararası hiçbir hukuka sığmayan, hiçbir şekilde meşruiyeti olmayan bu savaşın bir tek gerekçesi var sevgili arkadaşlarım. O da bu iktidarın beka sorunudur. Evet, bu iktidarın beka sorunu tam 5 yıldır, son 5 yıldır, öncesinden bahsetmiyorum, son 5 yıldır bu ülkeye, bu topraklara, Orta Doğu'ya savaşı, şiddeti dayatmaya devam ediyor. İktidarda kalabilmek için bu politikalarda ısrar ediyorlar. Siyaseten tükenmiş bir iktidar savaşla ayakta durmaya çalışıyor. Yoz bir milliyetçi söylem, hamaset ve algı operasyonlarıyla savaşlarına meşruiyet arıyorlar. AKP-MHP ittifakının kendi bekaları için başlattıkları bu savaşın 10 günlük bilançosuna dönüp baktığınızda zulmü görürsünüz, savaş suçlarını görürsünüz. Evet, savaş uçakları sadece kentleri değil, her bombada insanlığı da katletti. Ateşkesin bütün koşulları bu nedenle bir an önce sağlanmalıdır. Suriye'de bulunan tüm yabancı güçler bir an önce çekilmelidir. Ama unutmayalım ki Suriye'de bugün IŞİD gerçekliği de var. IŞİD meselesine bir an önce uluslararası gündem el atmalı, bu soruna bir çözüm üretilmelidir. Çözümü siyasi, demokratik alanda bulamayanlar karşılarında bir kez daha IŞİD'i buldular. Bazı kaynaklara göre 850 IŞİD üyesi kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. 2018 yılında IŞİD sabır stratejisini devreye sokmuştu. Bakın, sabır stratejisi. Çok sabretmediler. Bir yıl sonra şimdi nefes alıyorlar. Sabrın sonuna geldiler. Yeniden eylemlerine başladılar. Peki nasıl oldu bu? İşte bu iktidarın savaş politikaları sonunda, bu iktidar sayesinde IŞİD tekrardan hayat buluyor. Adeta IŞİD'e can suyu oldular. O yüzden de bu haksız savaş IŞİD'in sabır stratejisinin vahşet yüklü sonuçlarını korkarız ki açığa çıkartacak. O yüzden tüm dünyaya çağrı yapıyoruz. IŞİD'le mücadelede büyük bir dayanışma gösterilmelidir. Ama tüm dünyada unutmasın. Kobani'de IŞİD'i durduranlara karşı bu nankörlüğü yapamazsınız. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin raporuna göre 9-17 Ekim tarihleri arasında 36'sı çocuk, bir siyasetçi, 79 sivil hayatını kaybetti. Sivillerin 30'u hava bombardımanıyla yaşamını yitirdi. Demokratik Suriye Meclisi'ne göre bu rakam 235. Ve 12 Ekim günü Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hevrin Helef katledildi. Katliamıyla ilgili otopsi raporu vahşeti gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz hafta Genel Kurul'da Dışişleri Bakanı Uluslararası Af Örgütü'nü övüyordu. Af Örgütü bu katliamla ilgili raporunu açıkladı. Aynı bakan Uluslararası Af Örgütü'nü suçlamaya başladı. Evet, işte ikiyüzlükleri bu olayda bile, bu vakada bile bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye'de uluslararası hukuk ve sözleşmelerde suç teşkil eden savaş çığırtkanlığı serbest.
Ama barışa dair bir söz söylerseniz ya da sosyal medyada bir paylaşım yaparsanız bu suç. Birçok insan barış dedi diye, sosyal medyada paylaşım yaptı diye gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Oysa yandaş basın yayın organlarında ve kendine gazeteci diyenler her akşam televizyonlarda savaş çığırtkanlığı yapmaya devam ediyorlar. Bu programların bir de ortak özelliği HDP'ye saldırmak. Hatta neredeyse programların yegane özelliği. İftira, nefret suçları bu programlarda baş köşede. Hepsi bir harita koyuyorlar, haritanın karşısına geçiyorlar. Yapmış oldukları şey işgal planları. Ve siz buna işgal deyince de hep birlikte sizi suçlayabiliyorlar. HDP'ye saldırmak adeta yegane propaganda araçları. Bu AKP-MHP ittifakı sıkıştıkça HDP'ye saldırarak ayakta durmaya çalışıyor. Kürtlere düşmanlıkla ayakta durmaya çalışıyor. Çünkü bir düşmana ihtiyaçları var. Barış talep eden partililerimiz, dostlarımız ülkenin dört bir yanında gözaltına alınıyor. Urfa'da 56 kişi gözaltına alındı, 30 insan tutuklandı. Neden? Barış talep ettikleri için. Basın açıklamaları yasak. Basın açıklamaları yapmaya kalktığınızda bu kolluk güçleri tarafından yasaklanıyor. Kolluk güçlerine anayasa suçu işlediklerini söylediğimizde valinin talimatı diyor. Vali ve kaymakamlar anayasa suçu işlemeye devam ediyorlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını buradan göreve davet ediyorum. Açık anayasa ihlali ve anayasa suçunun olduğu bir yerde sessizce bir kenarda oturamazsınız. AKP'nin Kürt düşmanlığı devam ediyor. Biz bunu söyleyince buna da karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki Kürt düşmanı demeyin, biz Kürt düşmanı değiliz. Peki nesiniz? Bütün ortaya koymuş olduğunuz icraatların hepsi Kürt düşmanlığıdır. Açık, aleni bir şekilde Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz. Tutuklamalarınız, gözaltılarınız, anayasa suçu işleyerek basın açıklamalarını engellemeniz, kayyumlarınız ve şimdi Suriye'de yaratmış olduğunuz bu savaş Kürt düşmanlığından başka bir şey değildir. İktidar Kürtlerin demokratik kazanımlarına karşı adeta bir savaş başlatmış durumda. Hatırlayın sevgili arkadaşlarım, bunun ilk adımını YSK attı. Evet, YSK bizim belediye başkan adaylarımızın başvurularını kabul etti. Sonra da kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildiklerini söyleyerek mazbatalarını vermedi. Ve böylece ilk tuzağı YSK atmış oldu. Şimdi de aynı şekilde belediyelerimize kayyum atamaya devam ediyorlar. Bu da bir savaş politikasıdır. Bu da bir şiddet politikasıdır. Savaş politikalarıyla ayakta duran bu iktidar aynı zamanda kayyum rejimini dayatmaya devam ediyor. Bugün de yeni kayyumlar atandı. Dün Diyarbakır Belediye Başkanımız sevgili Selçuk Mızraklı, Kayapınar Bismil ve Kocaköy Belediye Başkanlarımız gözaltına alındılar. Evet, 15 Ekim'de Hakkari Belediye İş Başkanımız Cihat Karaman, Yüksekova Belediye İş Başkanlarımız Remziye Yaşar, İrfan Sarı. Yine 15 Ekim'de Erciş Eş Belediye Başkanlarımız Yıldız Çetin, Bayram Çiçek. Nusaybin Belediye İş Başkanlarımız Semire Nergiz ve Ferhat Kut gözaltına alındı. Erciş dışındakiler tutuklandı. Erciş Belediye İş Başkanlarımızın gözaltıları devam ediyor. Hakkari, Gever, Nusaybin sürekli olarak etap etap eş başkanlarımız gözaltına alınıyor. Hemen ardından kayyum atanıyor. Ortada aslında hiçbir haklı gerekçe yok. Hatta bu icraat bile bir anayasa suçu barındırıyor. Anayasaya göre belediyede eş başkanlarımız faaliyetlerinden dolayı ortaya eğer bir suç çıkıyorsa görevden alınırlar. Yerlerine meclisin seçeceği birisi vekalet eder. Bu 2 aylık bir süredir. Her 2 ayda bir durum yeniden gözden geçirilir. Oysa bugün yapılan
bu bile değildir. Doğrudan kayyum atayarak bir anayasa suçu işlenmektedir. Peki belediye eş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz neden gözaltına alınıyor, neden tutuklanıyor? Haklarında herhangi bir suç var mı? Yok. Bir delil var mı? Yok. Peki ne var? Gizli tanık ifadesi. Her dosyada bir gizli tanık var. Yahu kimdir bu gizli tanık dedik? Elimize şöyle bir fotoğraf çıktı. Budur. Gizli tanık budur. Bu zat gizli tanık. Türkiye'nin gizli tanığı. Sabah akşam HDP'liler hakkında uydurma gerekçelerle raporlar düzenleyip savcılara talimat veren, sonra da kaymakam ve valilerini kayyum olarak atayan ama IŞİD'lileri de çok seven bir gizli tanık. Evet, bu gizli tanık marifetiyle bugün Türkiye'de aslında ne hukuk kaldı, ne demokrasi kaldı, ne de insan hakları kaldı. Evet, kayyum bir anayasal suçtur. Bunu ısrarla söylüyoruz. Bu anayasal suçtan bir an önce vazgeçilmesini ve bir an önce tüm belediye eş başkanlarımızın göreve iade edilmesini istiyoruz. Ve tabii kayyumlar hakkında da bir an önce soruşturma açılmasını istiyoruz. Hatta o gizli tanığın kayyumlarla olan ilişkisinin de araştırılmasını istiyoruz. Hediyelerin hesabının sorulmasını istiyoruz. AKP-MHP iktidarı bu ceberut politikaları uygularken Türkiye yurttaşlarının emeğiyle oluşan ülke kaynakları halkı adeta haraca bağlayarak gasp ediliyor. Vergiler savaşa, işgale, talana, gaspa gidiyor. Bu iktidarın temel hedeflerinden birisi de tüm toplumu sindirmek, umutsuz kılmak, çaresiz bırakarak kendi politikalarını zoraki de olsa bir rızaya dönüştürmek. Bakın bu kayyum atanan yerlere bakın ve işte bu zor ve rıza arasındaki aslında meselenin gerçekliğine bakın. Nusaybin'de seçilen eş belediye başkanlarımız %77'nin üzerinde oyla seçildi. Yüksekova %66, Hakkari %60 ve tüm bu halkın iradesi yok sayılarak buralara kayyum atanıyor. Açık açık Kürt düşmanlığı yapılıyor. Kürt düşmanısınız dediğimizde de kızıyorlar. Diyorlar ki biz Kürt düşmanı değiliz. Kürtler bizim kardeşimiz. Hayır. Sizin kardeşiniz başkaları olabilir, o olabilir, bu olabilir. Ama Kürtler bu ülkenin eşit vatandaşlık hakkına sahip yurttaşlarıdır. Ve ancak ve ancak bu hukukla ilişki kurabilirsiniz. Yoksa kardeşlik hukukuymuş, etle tırnak hikayesiymiş. Geçin bunları. Bizim tek kabul edebileceğimiz şey eşit yurttaşlık temelinde anayasal haklardır ve bu haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Yüksekova'ya kayyum atandı. Atanma gerekçelerinin içinde şöyle bir şey yazıyor. İhale yapmış Yüksekova Belediyesi ve bu ihalede yolsuzluk varmış. Yüksekova Belediyesi'ni devraldığımızda Yüksekova Belediyesi'nin 700 milyon lira borcu vardı. Yüksekova Belediyesi 15 yıl boyunca maaşları bile ödemese borcu kapatamıyor. Ve bu Yüksekova Belediyesi ihale yapıyor. İhale yapmakla da kalmıyor. İhaleyi değerinin üzerinde yapıyor. Aradaki farkı da Kandil'e yolluyor. Ya bire utanmazlar, bire reziller. Bir şeyi uyduracaksanız bari en azından gidin sorun bakalım. Yüksekova Belediyesi'nin bir parası var mı? Yok. Peki nerede o para? Bu 700 milyon nerede? 2016'da atadığınız kayyuma gidip onu soracaksınız. Bu parayı ne yaptı? Bu parayı kimin çaldığı, ne yaptığı bu kadar ortadayken hala belediye başkanlarımıza iftira atıyorlar. Hala
asılsız suçlamalarla görevden alıyorlar. Evet, çünkü çok sıkıştılar. Çünkü gidiyorlar, çöküyorlar. Çöktükçe ülkeyi de çökertiyorlar. Her türlü kaynağa saldırıyorlar. Evet, bu belediyelere kayyum atayarak aslında halkın kaynaklarına el koyma peşindeler. Ekonomide de aynı yöntemle, aynı şiddeti ekonomide de hayata geçiriyorlar. Bakın ülkenin %70'i borçlu şu anda. Bunlar resmi rakamlar. Yani 58 milyon insan borçla yaşayabiliyor ve ülkeyi borçlandırmaya devam ediyorlar. Ve bugün kayıt dışı çalışma oranı %36'ya ulaşmış durumda. Yani bir kayıt dışılık her yeri kaplamış, bir hukuksuzluk her yeri kaplamış durumda. Zamlar, elektriğe sadece 3 ayda 100 liradan 160 liraya çıktığını görüyoruz elektrik zamlarının. Doğalgaz 300 liradan 400 liraya çıktı. Evet. Neden bu kadar zam var? Neden bu kadar iktisadi şiddet var? Bu denli halkı yoksullaştırma, borçlanma var? Çünkü savaşı finanse edecekler. Çünkü sarayı finanse edecekler. Çünkü yolsuzluklarını finanse edecekler. İşte iktisadi şiddetin bir boyutu zamlarsa diğer boyutu da kayyumlardır. Ve merkezi bütçe, yakında mecliste bütçeyi konuşmaya başlayacağız. İlk 9 ayda 85 milyar, 86 milyar lira açık verdi bütçe. Oysa planlamalara göre 80 milyar liraydı yıl için ayrılan açık kaynağı. Yani daha 10 ayda bunu aştılar. Önümüzdeki 2 ayda da bu aşılmaya devam edecek. Ne diyor Cumhurbaşkanı? 9 günde savaşa, 8 günde savaşa 40 milyar lira harcadık. Daha da harcayacağız. Yani bütçe açık vermeye devam edecek. Peki bu bütçenin açığı nasıl kapatılacak? İşte bu zamlarla kapatılacak. İşte bu yolsuzluklarla kapatılacak. İşte kayyumları gasp ederek kapatılacak. Ve bu yozlaşma, çürüme devam edecek. Çünkü bir yerde adaletsizlik varsa, bir yerde yoksulluk, yolsuzluk varsa orada yozlaşma vardır, çürüme vardır. Vergideki adaletsizlik de bunun en önemli göstergelerindendir. Dolaylı vergiler %72'ye çıktı. Bu şu demek sevgili arkadaşlarım. Yani her şeye zam gelecek ve bu zamlar üzerinden işte bu bütçe açığı kapatılacak. Peki kimdir bütün bunların müsebbibi? Bunların müsebbibi kuşkusuz tek adamdır. Evet, bütün bu sorunların sorumlusu tek adamdır. Savaşın da, kayyumun da, bu iktisadi şiddetin de sorumlusudur. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye önümüze getirilen ve bir yıl gibi bir sürede tükenen bu sistem ülkeyi de tüketmiştir, çökertmiştir. Bunda ısrar ederek adeta 80 milyon insan bir zulüm altında yaşamak zorundadır. Hatırlayın, şöyle diyordu bu sisteme geçerken, ekonomi uçacak. Ekonomi ellerimizden uçtu gitti. İktisaden hiçbir hakkımız neredeyse kalmadı. Yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı dağ gibi. Son bir yılda sadece 1 milyondan fazla yeni işsiz, işsiz ordusuna eklendi. İsraf bitecek deniyordu. Adeta israftan geçilmiyor. İtibarımız artar dediler. İtibardan tasarruf olmaz dediler. Ve şu anda dünyanın en itibarsız iktidarına sahibiz. Bizim nezdimizde, evet buradan açıkça söylüyoruz. Bizim nezdimizde de, halklarımızın nezdinde de, hatta dünyanın nezdinde de itibarınız yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yol almak mümkün değil. Bu anlayışla yol almak mümkün değil. En kısa zamanda Türkiye bu rejimden kurtulacak. Çözümü Türkiye mutlaka bulacak. Çözüm tecritin sonlandırılmasından geçiyor. Çözüm savaşın sonlandırılmasından geçiyor. Çözüm kayyum rejiminin sonlandırılmasından geçiyor.
Ve bu çözüm ancak ve ancak demokratik siyasetle mümkün. Bu çözüm ancak ve ancak demokratik çözümle mümkün, demokratik anayasayla mümkün. O yüzden de diyoruz ki gelin başladığımız yere dönelim. Gelin 100. yılında 1920 meclisine dönüp bir bakalım. Hafızamızı canlandıralım. Evet, o meclisin nasıl bir meclis olduğunu hatırlayalım. Ve o günden bugüne Cumhuriyet'in demokratikleşmesinin önünde hangi engeller varsa gelin onları hep birlikte ortadan kaldıralım. Evet, 1920 meclisinde Lazistan vekilleri vardı, Çerkezler vardı ama en fazla da Kürdistan vekilleri vardı. Tam 72 tane Kürdistan vekili vardı. Bir arada yaşamanın iradesi vardı. İşte bu meclis o meclistir. O meclisten kopan, bu meclisi başka bir yere sürüklemeye çalışan işte bir iktidar var karşımızda. Adeta 1920'nin rövanşını alma peşinde. Çünkü 1920 kendinden önceki iddiatçılara karşı aslında yeni bir anlayışı hayata geçirme çabasıydı. Şimdi bu iddiatçı akıl o meclisin rövanşı peşinde. Kendi tekçi anlayışını dayatarak, iddiatçı anlayışını dayatarak başka bir rejim inşa etme peşinde. Buna izin vermeyeceğiz. Evet, bizler, Kürtler, Türkler, Çerkezler, Lazlar, Türkler, bu coğrafyada yaşayan tüm halklar, 72 millet yine bu meclis çatısı altında bir araya gelerek mutlaka ama mutlaka o demokratik çözümü bir arada var edeceğiz. Ve bu tekçi rejime geçit vermeyeceğiz. Halkın iradesine, sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, halkın iradesine hep beraber sahip çıkacağız. Bugün maalesef üzülerek görüyoruz ki bu meclis çatısı altında bu iradeye sahip çıkmak yerine tezkerelere sahip çıkılıyor. Yine üzülerek görüyoruz ki bu meclis çatısı altında halkın iradesine sahip çıkmak yerine kayyumlara sahip çıkılıyor. O yüzden de diyoruz ki gelin meclis hukukunu çalıştırın. Gelin halkın iradesine sahip çıkın. Gelin tezkerelere değil barışın sesine kulak verin, barışa sahip çıkın. Gelin kayyuma vesayete değil yerel demokrasiye, parlamenter demokrasiye sahip çıkın. Biz bunu söyledikçe duymazdan gelenler, bizi görmezden gelenler bize rağmen aslında bu sistemi, bu rejimi dayatanlar Türkiye'ye büyük bir kötülük yapıyorlar. Halklarımızın geleceğine büyük bir kötülük yapıyorlar. Kürt düşmanlığını beslemeye, ayrımcılığı, nefreti beslemeye devam ediyorlar. O yüzden de diyoruz ki sizi uyarıyoruz. Tüm meclisteki milletvekillerini uyarıyoruz. Hangi partiden olursanız olun unutmayın. Bu halkların temsilcilerisiniz. Öncelikle halkın iradesine, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa önce onun hakkını savunacaksınız. Bunu yapmadığınız sürece ne halkın temsilcisi olabilirsiniz ne de milletvekili olabilirsiniz. O yüzden de sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, 3 gün boyunca meclis çalışmalarına katılmayacağız. Bu tavrı protesto edeceğiz. Bütün milletvekillerini uyaracağız. Yüzleşmeye davet edeceğiz. 3 gün boyunca orada olmayacağız. Ama dönüp o sıralara baktığınızda, HDP sıralarına baktığınızda biz olmasak da orada halkın iradesini göreceksiniz. Orada Kürt halkının demokrasi ve barış mücadelesini göreceksiniz. Orada kayyumlara karşı, savaşa karşı yükselen bir iradeyi göreceksiniz. İşte yüzleşmeniz gereken budur. Bu iradeye sahip çıkmaktır. Bizler Ahmet'te olacağız. Diyarbakır'da olacağız. Orada Selçuk Mızraklı olacağız. Ahmet Türk olacağız. Bedia Özgökçe olacağız.
ve hep beraber bu halkın iradesine sahip çıkacağız. O kayyumlar belediye binalarında kendileri tutsak etsinler, biz halkımızla birlikte sokaklarda olacağız. Evet sevgili arkadaşlarım, ve buradan tüm seçilmişlere çağrı yapıyorum. Onları da Diyarbakır'a davet ediyorum. Çünkü bu kayyum size de atanmıştır. Sizin sessizliğiniz kayyumu onaylamaktır. O yüzden sessiz kalmayın. Halkınızla, halklarınızla beraber onların iradesine sahip çıkın. Kayyuma karşı sesinizi yükseltin. Buyurun, kalkın Diyarbakır'a gelin. O özgürlük halayında, o özgürlük mücadelesinde faşizme karşı omuz omuza verin. Hep beraber şimdi sevgili arkadaşlarım, Diyarbakır'da bu mücadeleyi yükselteceğiz. Hep birlikte Diyarbakır'a geçiyoruz. 3 gün boyunca meclisteki çalışmalara katılmayarak hem meclise hem Türkiye'ye bu uyarıyı yapmayı bir sorumluluk olarak düşünüyoruz ve bunu hep birlikte ortaya koyuyoruz. Ben tüm arkadaşlarıma mücadelelerinde başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum.